Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün. Platon'un devlet anlayışından, Farabi'nin de erdemli şehir anlayışından, yani daha doğrusu ikisinin de ütopyasından bahsetmiştik. Bir önceki ders ütopyalardan bahsetmiştik. Kaldığımız yerden ütopyanın aslında neler olduğundan, istenilen ütopyalardan ve istenilmeyen ütopyalardan bahsetmek istiyorum. Biraz ütopya fikrini tanıyalım. Şimdi biliyorsunuz az önce de daha geçenki derste de söylemiştim. Ütopya fikri neydi? Hayali devlet tasarısı. Gerçekleşmesi şu an mümkün olmayan ama gerçekleşmesi istenen hayali devlet tasarılarıydı. Ve ben size şey demiştim. İstenilen tasarılar ideal devlet düzeni arıyorlardı. İnsanı mutlu kılan, insanın mutlu olabileceği, huzuru bulabileceği devlet yapılanmaları arıyorlardı. Yani ideal devlet düzenini arıyorlardı. En iyisi nasıl olabilir? Bunu sorguladıkları bir yapılanmaydı. Ama istenilmeyen ütopya tarzı da var. Biz buna ters ütopya olur, korku ütopyası olur, bu şekilde söylüyoruz. İstenmeyen ütopyalar farklı. Bunlar şöyle bir şey. Yani istenmeyen derken anlattıkları o yaşantıyı istemiyorlar. Yani bir devlet tasarısı yazıyorlar ve yazılan o devlet tasarısını istemiyorlar. Çünkü onlar aslında bir uyarı niteliğinde. Şimdi devlet yapılanması aslında böyle ama atıyorum 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 100 yıl sonra böyle devam ederse kötü şeyler olacak diye bize uyarı niteliğinde. O yüzden var olan siyasal durum hakkında bizi uyarıyorlar. Kötüye gideceğini anlatıyorlar. Yani bu şekilde bir ütopyadır, ters ütopya. O yüzden bizim karşımıza iki tür ütopya tarzı çıkıyor. İstenilen ütopyalar ve istenilmeyen ütopyalar olarak. Tamam mı? Ütopyalar istenilen, yani ideal düzeni arayan ütopyalarken, diğeri ise, tekrar söylüyorum, var olan siyasal durumun daha da kötüye gideceğini anlatıp uyarı niteliğinde olan ütopyalardır. Evet, bunlardan biraz bahsedelim. İstenilen ütopyalar, Platon'un Devlet adlı eserinden bahsetmiştik. Yine değinmek istiyorum. İlk çağ Yunan felsefesinde, antik Yunan felsefesinde Platon'u zaten çok iyi tanıyoruz. Platon'u biliyorsunuz önemli bir yeri var. Sistematik felsefe her türlü konu hakkında bilgi sahibi olan ve her türlü konu hakkında sorgulayıcı bir tutum sergileyen ve felsefesini yapmış olan bir filozofumuz. Çok sistemli bir şekilde her türlü konuyu ele aldığı için sistematik felsefenin içinde alıyoruz demiştik. Antik Yunan filozoflarından biriydi ve kesinlikle en önemli özelliklerinden biri de Sokrates'in öğrencisi olmasıydı. Platon, Devlet adlı eserini yazdığında devlet yapılanmasını ve aslında hem eleştirel yönde ele alıyor hem de nasıl olması gerektiğini bize sunuyor. Platon'un Devlet adlı eserinde karşımıza çıkabilecek bazı detaylar var, yani devletin nasıl olması gerektiğiyle. Bazen onlardan vazgeçiyor, bazen onları savunuyor. Böyle bir yapılanma var içinde. Devlet adlı eserinde şunu görüyoruz biz. İnsan organizmasına benzetiyor devleti. Aklı mesela yönetici kısmına, güç iradeyi asker kısmına, beslenmeyi işçi sınıfına ayırıyor. Sınıfsal bir ayrım var. Bu çok önemli. Sorularda sürekli karşımıza geliyor. Platon'da sınıfsal ayrım iş bölümü fikri var. Hatta şöyle, insanların içinde, işte yöneticilerin içinde altın, askerlerde gümüş, işçi sınıfında turunç, bakır gibi şeylerin olabileceğine inanıyor. Bu sınıfsal ayrımı yaptığı için veya iş bölümü olarak adlandırdığı için bizim karşımıza sorularda hep iş bölümü olarak çıkıyor, bilginiz olsun. Mutlaka bu var. Onun dışında Devlet adlı eserinde Platon ilk başlarda görüşlerini filozoflar hani olarak bakıyor. Diyor ki filozoflar yönetici olmalıdır diyor. Burada akla önem verdiği için ya bilge kişiler ya da filozoflar yönetici olmalıdır diyor. Daha sonra bu fikrine vazgeçiyor ama böyle bir fikri var. Hatta asker sınıfının evlenmemesi gerektiğini, gücünü bölüştürmemesi gerektiğini düşünen bir filozofumuz. İşte bu eserinde okursanız sizler de göreceksiniz. Önemli bir şey karşımıza çıkıyor. Mağara benzetmesi karşımıza çıkıyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk sizlerle. İşte elleri, kolları, boyunları bağlı mağaranın duvarındaki mağaranın duvarına doğru bakan insanlar var mağaranın içinde. Mağaranın kapısının önünde bir ateş yanıyor ve mağaranın kapısının önünden geçen gölgeler duvara yansıyor. İnsanlar gölgeleri bilir. Gerçekleri bilmeleri için o zincirlerinden kurtulması gerekir. Onlar tutsaklardır, kölelerdir. Ne zaman ki özgürleşirler, gerçeği, onlara kaynak olan ideaları ve onlara kaynak olan
olan gerçeği, güneşi görür diye bir anlatım sergiliyor. Aslında burada vurgulamak istediğim, sorgulamayan zihinlerin, işte eleştirel bakış açısına sahip olmayan, sadece denileni yapan zihinlerin tutsak olduğunu, onların sorgulama ve eleştirme yoluyla o tutsaklıktan kurtulup gerçekleri görmesi gerektiğini anlattığı bir hikaye. İşte bu da Devlet adlı eserinde var. Bizim karşımıza sorularda devletin içinde bulunan mağara benzetmesi de çıkıyor. O yüzden bu ütopyayı okumanızı tavsiye ederim. Platon'un devlet anlayışı ve Platon'un Devlet adlı eserini bilmek açısından. El-Medinetül Fazıl'a Farabi'nin, Orta Çağ filozofu Farabi'nin yazmış olduğu bir eser. Bu eserde Medine, tekrar söylüyorum bu arada, Farabi Orta Çağ'da İslam filozofu, aynı zamanda Türk. Farabi Medinetülfazıl'da Medine'nin şehir olduğunu, yani Türkçesini söylemem gerekirse Medine'nin şehir olduğunu, Fazıl'ın da fazilet olduğunu unutmayın. O yüzden faziletli şehir veya erdemli şehir olarak karşımıza çıkıyor. Biz Farabi'nin bu eserinde bazı şehir tipleri görüyoruz. İşte Tanrı'yı tanıyan ama uygulamayan, Tanrı'yı hiç tanımayan, Tanrı'yı tanıyıp yalanlayan, sahte peygamberler çıkaran şehir tipleri var. Farabi bu şehir tiplerinin kötü olduğunu ve huzuru bulamayacağını veya huzursuz bir toplum olabileceğini savunurken, erdemli şehir tipinin en ideal şehir tipi olacağını, insanların keşke erdemli şehir tipinde yaşasalar, hani bu zihinle yaşasalar diye baktığı bir eser. Peki nedir erdemli şehrimizden istediği? Zaten adı üzerinde, erdemli olmak, adaletli olmak, işte haklara saygılı olmak, bunların hepsi ve Tanrı'nın emir yasaklarına uygun davranan bireylerin toplumda huzuru sağlayabileceğini söylüyor. Thomas More'un eserinin adı Ütopya. Herhangi bir eser adı koymamış, Ütopya olarak belirtmiş. Thomas More'un Ütopyası'nda da az önce, geçen ders, özür diliyorum, geçen derste değinmiştik. Thomas More'un Ütopyası da eşitlikçi anlayışla yazılmıştı ve Thomas More bir ada ülkesi tasarlamıştı. Bu ada ülkesinde insanların eşit haklara sahip olması gerektiğini, özel mülkiyetin olmaması gerektiğini, herkesin belli zamanlarda ev değişikliği, araba değişikliği gibi şeyleri değiştirebileceğini ve bunu devlet tekelinde yapabileceğini tabii ki. Onun dışında işte ortada bir çarşının olması gerektiğini, bu çarşıda ihtiyacı olan kadar alıp ondan sonrasını bırakması veya geri getirmesi gerektiğini savunduğu, devletin bunu belirlediği bir devlet yapılanması ortaya koymuştu. Campanella'nın Güneş Ülkesi adlı eseri Thomas More'un eserine benziyor. Hatta biraz daha katısı diyebiliriz ya da biraz daha eşitliğe fazla önem veren. Çünkü Güneş Ülkesi'nde her şey devletin tek elinde. Ülkesinin adına Güneş veriyor. Her şey devletin elinde. Devlet eşitlikçi bir anlayışa sahip olarak toplumun hangi saatlerde çalışması gerektiğini, neyi seçmesi gerektiğini her şeyi belirliyor. Hatta burada ayırt edici nokta, aşk memurları var. İşte kişinin ne zaman evleneceği, kaç yaşında evleneceği, evlendikten sonra nasıl davranacağı, çocukları ile ilgili bir takım olaylar hepsi burada devlet tarafından belirlenmiş durumda. Güneş ülkesinde bunu görüyoruz. Güneş ülkesi de eşitliğe vurgu yapan, özel mülkiyetin olmaması gerektiğini savunan, hatta biraz daha ileri giderek aile kurumunun bile olmaması gerektiğini düşünen bir eser. Yani okumanızı tavsiye ederim. Aile kurumunun da hani huzuru, yani en azından toplumsal huzuru sağlayamadığını düşünüyor. Bacon'dan bahsetmiştim ben. Bacon'ın sadece bilgi ve bilimle ilgili çalışmaları olmadığını, siyasi yapılanmada da çalışmalar olduğunu söylemiştim. 15-17. yüzyıl filozofu olan Bacon, bilgi güçtür diyerek bize bilginin ne kadar önemli olduğunu ve bilgi sayesinde doğru bilgiye ulaşabildiğimizi, doğaya egemen olduğumuzu, güç sahibi olabildiğimizi söylüyordu. Bacon'ın bilgi güçtür sözünü asla unutmuyorsunuz. Ayrıca doğaya egemen olmanın bilimsel yöntem ve bilimle, yani güvenilirliğinin en azından bilimsel yöntemle ve bilimle yapıldığını söylüyordu. Bacon'ın siyasi görüşleri de var. İdeal devlet düzeni de aramış. Bunu da Yeni Atlantis adlı eserinde bahsetmiş. Bu eserde de bir okyanusta kaybolan gemi ve mürettebatı bir adaya düşüyor ve bu adada yaşantı, onları karşılayan misafirperver, hoşgörü, Bacon'ın işte anlattığına göre oradakilerin çok hoşuna gidiyor.
Çünkü o da bilimsel çalışmalar yapan bir adam. Bacon ideal devlet tasarısında da bilime çok önem verdiğini, bilimi vurguladığını bize gösteriyor. Bu eserinde bilimsel çalışma yapan toplumların ne kadar refah, ne kadar mutlu, ne kadar kolay hayat yaşadıklarını, hayatını kolaylaştıracak teknolojiye sahip olduktan sonra kendilerine çok zaman ayırabildiklerini, bu yüzden de her şeyin yolunda gittiğini savunan filozoflardan bir tanesi. Bacon'ın Yeni Atlantis eserinde bilimsel çalışmalar çok vurgulanıyor. Evet. İstenen ütopyaların yanında bir de istenilmeyen ütopyaların olduğunu söylemiştim. Ve onların yani ters ütopya, korku ütopyası, istenilmeyen ütopya vesaire diye adlandırabilirsiniz. Bunlarda vurgu şuydu. Şu an olan toplumsal düzeni, şu an olan devleti istemiyoruz. Çünkü bunlar ileride daha kötü şeylere sebep olacak diye bir uyarı niteliğindeydi. Yani bizleri durumun kötüye gideceğini belirterek uyaran bir ütopya tarzıydı. Ve burada iki kişi karşımıza çıkıyor. Huxley ve George Orwell. Huxley'in Cesur Yeni Dünya adlı eserinde robotik çalışmalar, robotlaşma, insanların robotlaştırılması, yaşayan doğal bir insanın kalmaması, çip olayları bahsediliyor. Hatta bence hala günümüzde olan şeyleri anlatmış gibi bir şey aslında. Günlük yaşantıda da birçok kişi acaba bize çip mi takıldı, acaba böyle bir durum var mı diye sürekli sorgulayabiliyor. İşte bundan bahsediyor. Cesur Yeni Dünya'da aslında insanların robotlaştırıldığını, hatta teknolojinin ilerlemesiyle dünyaya egemen robotların olacağını, her şeyin robotlar tarafından yapılacağını anlatan bir eser. Bu eserde eğer böyle giderse kötü şeyler olacağına karşı bir uyarı var. Eğer her şey robotlaşırsa dünyada kalan tek doğal insan da yalnızlıktan ölecek, ondan bahseden bir eser. Yani insanların yavaş yavaş yalnızlaştırıldığını, her şeyi teknolojik anlamda işte ekrandan yaptıklarını, sosyalleşmenin zayıflayacağını, her şeyi robotların kontrol edeceğini anlatan bir eser okumanızı tavsiye ederim. Burada Cesur Yeni Dünya'da bilmemiz gereken şey teknolojinin dünyaya hakim olması karşısında dur diyebilmemiz için bir uyarı niteliği. Eğer bu duruma dur demezsek ve bunu kontrol altına almazsak olabileceklere karşı bizi uyaran bir eser. 1984 adlı eserinde, George Orwell'in 1984 adlı eserinde de daha önce yazılıyor bu eser. İkinci Dünya Savaşı civarında yaşanan işte bu bloklaşma dönemini anlatan, işte Rusya'nın, Amerika'nın olaylarını anlatan, siyasi yapılanmayı anlatan bir eser. Bu tarihe, yani 1984'te olabileceklere karşı bir uyarı niteliğinde yazılıyor. Eğer böyle giderse 1984 civarı ya da o yüzyıllarda, o yıllarda özür diliyorum, o yıllarda olabilecek şeylere karşı uyarı niteliğinde siyasetin, işte orada faşizmin, ondan sonra orada işte baskının, insanlara zulmün veya işte her neyse oradaki baskının, işte adaletsizliğin vesaire bunların olumsuz yapacağını, insanları olumsuzluğa sürükleyeceğini, kötüye sürükleyeceğini, böyle olmaması gerektiğini anlatan bir eser. Aslında oradaki siyasi yapılanmaya karşı bir uyarı niteliğinde olan eser. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Evet. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bundan sonraki dersimizde bilimsel çalışmaların 15-17. yüzyıla etkisini işleyeceğiz. Burada tabii ne göreceğiz? Newton'u, Galilei'yi, Kopernik'i göreceğiz. Bacon'un çalışmalarını göreceğiz. Aristoteles'ten etkilenip etkilenmedikleri, Aristoteles'e karşı duruşlarını göreceğiz. İlk çağ Yunan'daki filozofun. Bunlara bakacağız, bunları değerlendireceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.